Bu analize göre diyor Bitcoin fiyatı yakında 70 bin dolara çıkacak. Bunun üzerine konuşacağız. Bu ne kadar doğru vesaire. Bundan bahsetmeye gayret edeceğiz. Bu şekilde bir haber var. Diyor ki bu analize göre Bitcoin fiyatı yakında 70 bin dolara yükselecek. Ünlü bir kripto para trader ve teknik analist olan Max, bir ters Bitcoin grafiği kullanarak kurulu bir baş ve omuzlar deseni analiz ederek Bitcoin'in 70 bin dolara gideceğini belirtiyor. Arkadaşım Bitcoin muhakkak 70 bin dolara gider, onda bir problem yok ki. Yani Bitcoin tabii ki 70 bin dolara gider. Gerekli şartlar sağlanırsa dünya genelindeki ekonomik yapının müsaitliği ve tabii ki BTC'nin ana katalizörü ve beklenen SEC'in kabulü gerçekleştiği zaman 70 binler, 170, 270 gider yani tabii ki de yükselir. Ama bu noktada desen veriyor. Dolayısıyla ya Bitcoin 70 bin dolara gidecek demek biraz şey mevzusuna benziyor. Dün değerlendirdik ki 2021 yılında FTX, işte SBF Bitcoin satmasaydı fiyatı 120 bin dolar olacak. Lan nereden biliyorsun 120 bin dolar olacağını? Bir, ikincisi bunu değerlendirmek ne kadar mantıklı zaten. 120 bin dolar olacaktı. Üçüncüsü, SBF'nin elinde ne vardı? Ne kadar vardı da sattığında bu adam buna etki edebilecekti falan gibi sorular karşımıza gelecektir. O yüzden doğru değildir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki genel anlatı mantıklı değildir. Buradakine gelince 70 bin dolara gider yani bunda bir problem yok zaten. Max'ın tahmini Bitcoin için amiral gemisi kripto para biriminin 27 bin dolar seviyesindeki önemli desteğin altına düştüğü karmaşık bir dönemin ortasına geliyor. Bitcoin'in fiyatı 2023 yılında inişli çıkışlı bir davranış sergiledi. Yılın başında 20 bin doların üzerine çıkarak 4 aydan kısa bir sürede neredeyse %90 rally yaptı. Doğru, çok sert yükseldi ama diyorum ya sürekli 2 ileri bir geri bir yatay, 2 ileri bir geri bir yatay derken bu noktada bu şekilde hareket yaptı. Bu da fiyatlar yükselmesine rağmen net ve radikal kırılımların gelmemesiyle sonuçlandı. Sebeplerinin arkasında yatan ana motivasyonlarla alakalı makro cephesinde zaten sürekli konuşuyoruz, konuşacağız. Daha bugün de çok fazla konuştuk. Ünlü bir trader'ın yaptığı analize göre Bitcoin fiyat grafiğinde oluşan formasyon 70 bin dolarlık bir hedefi işaret ediyor. İşte detaylar. Bitcoin fiyatının 70 bin dolarlık hedefi. Ünlü bir kripto para trader ve teknik analist olan Max, bir ters Bitcoin grafiği kullanarak kurulu bir baş ve omuzlar deseni analiz ederek Bitcoin'in 70 bin dolara gideceğini belirtiyor. Şimdi bu formasyonu kullanmadan ben de söylüyorum 70 bin dolara gideceğini. Buradaki farklılık nedir tam olarak? Oraya doğru bir gelelim lütfen. Max, Bitcoin'in fiyatının şu anda kurulu desenin boyun çizgisinde olduğuna inanıyor. Max'ın tahmini Bitcoin için amiral gemisi kripto para biriminin 27 bin seviyesinin önemli desteğin altına düştüğü karmaşık bir dönemin ortasında geliyor. 27 bin seviyesinde önemli ya da önemsiz herhangi bir destek yok. Bitcoin günlük grafikteki önceki 3 düşüş mumunun ardından 2 gün önce Ekim ayında ilk kez 27 bin doların altına düştü. Şu anki Bitcoin fiyat durumu birçok kullanıcı arasında bazı şüphecilik yaratmış durumda ve birçok kişi öncü kriptonun yakın bir zamanda yeni zirvelere ulaşma yeteneği konusunda şüpheci. Yakın zaman ne demek? Bak, söylüyorum bugün konuştuk. 2024 Ocak. Çok yüksek bir ihtimalle SEC'in ETF kabul tarihi olacaktır. Bunun üzerine tabii ki fiyatlarda korkunç yükselişler yaşanabilir. Yani birkaç ay içerisinde belki yüzlerce milyar doların piyasaya girişinden bahsediyoruz. Bunu bir kere cebe koymak lazım. Bakın farkındaysanız her zaman farklı unsurlara, farklı verilere bağlı şeylerden bahsediyoruz ve bunun ihtimallerinden bahsediyoruz, değil mi? O yüzden piyasada kesin bir şey yok. Hiçbir şeyde kesin bir şey yok. Ne yapacağınız size kalmış iştir. Fırsat mı değil mi? Öyle mi böyle mi? Alacak mısın, satacak mısın? Sana kalmış. Durum bu.
ya da Fed'in faiz azaltması vesaire. Bunlardan bahsediyoruz. Bilix kullanıcısı olan Stolyarov, Max'ın analizini olumsuz bir şekilde değerlendirdi. Evet, ya şey söylüyordum bak, tam konu değiştiğini. Yani 2024 Ocak'ta ETF var. Nisan'da halving var. Muhtemelen Temmuz gibi Fed faiz düşürmeye başlayacak. Ya süreç bu. Bunların hepsi korkunç katalizörler. Dolayısıyla her bir tanesinde başlamak suretiyle zaten 2024'te ATH, üstüne ATH gelecektir. Yani neyi soruluyor burada? Cevap bu. Hani zirvelere yakın zaman ne, uzak zaman ne? Bak söyledim işte şimdi. Ve onu çok önemsiz model olarak gördü. Stolarov'a göre mevcut Bitcoin grafik deseni bir baş ve omuzlar deseni değil. Yapısal nedenlerden bahsetmek için çizilebilecek herhangi bir Bitcoin grafiğin herhangi bir yerinde ve herhangi bir zaman diliminde olabilir. Bak katılıyorum, çok doğru bir şey söylemiş. Bitcoin'deki anlık diğer finansal enstrümanlara göre durumunu incele ve ne kadar güçlü olup olmadığını bu noktada tespit et. Yani potansiyel fiyat paritesine yapılacak işlemlerin etkisini anla. Bu noktada güçlü. İki, potansiyel talep ve fiyat parite yükselişlerini Bitcoin kaynaklı ya da dolar kaynaklı düşüşleri tespit et. Bak az önce konuştuk. Bütün bunlar ışığında durumu bu şekilde analiz etmek lazım. Yoksa burada hani ressamlık yapmıyoruz, değil mi? Başka bir Bitcoin kullanıcısı olan Singh ise Max'ın analizini etkileyici buldu ve onayladı. Singh, Max'ın tahminin gerçekleşmesi durumunda Bitcoin için önemli bir kilometre taşı olacağını ileri sürdü. Arkadaşım, diyorum ki bak sürekli böyle yorumlar yapılıyor piyasada. Tırnak içerisinde analistler tarafından. Ya adam diyor ki 70 bin dolara ulaşacak. Baş omuz yine nedir o? Omuz baş omuz formasyon. Abicim diyorum ki bak ben formasyon kullanmadan şu anda senin söylediğini söylüyorum. Ve ikimiz de doğru çıkacağını biliyoruz. Şimdi senin farkın ne burada? Formasyon kullandığından bahsediyorsun. Tamam, sen onu söyledin, ben bunu. İkimiz de doğru söylüyoruz bak. Fakat iddia ne? Yani ne zaman, neden bunları söyleyeceksin ki kişiler olabilecekleri iyi bir şekilde anlasın. Buna göre tabiri caizse ayağını denk alsın piyasadaki durumlara karşı. Bitcoin 70 bin dolar olacak. Bitti. O kadar. Tamam, doğrudur der geçersin yani. Bunun zaten çok da değerlendirilebilecek bir noktası bile yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.